Merhaba arkadaşlar, 10. deneme sınavı çözümlerimizle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Adenilat siklaz enzimini aktive ederek sulu diyareye neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde sorulmuş. Cevap Eşerişa koli olacak. Arkadaşlar Eşerişa kolinin yapmış olduğu enfeksiyonları iki grupta inceliyoruz. Birincisi intestinal tipte yaptığı enfeksiyonlar, ikincisi de ekstra intestinal tipte yaptığı enfeksiyonlar olmak üzere. Ekstra intestinal tipte yaptığı enfeksiyonlara örnek olarak bir idrar yolu enfeksiyonunu verebiliriz. Yani üropatojen ekoli olacak. En önemli virülans faktörü adi pilisi aracılığıyla mesane epiteline tutunuyor ve idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. 2 numara yeni doğanda menenjite neden olabiliyor. Ekstra intestinal enfeksiyon olarak bunu da ekolinin K1 suçu yani kapsüler ekoli alt tipleri meydana getiriyorlar. Gelelim intestinal tipte yaptığı enfeksiyonlara. Arkadaşlar Eşerşekoli coli alt tipleri sulu ya da kanlı diyareye neden olabiliyorlar. Peki hangileri kanlı diyareyle seyrediyor kliniği? Adı üzere bas bas bağırıyorlar. Bakın entero ekoli, E. coli, entero invaziv E. İşte bu saydığım ikisi kanlı diyareye neden oluyorlar. EHEC yani enterohemorajik ekolinin yeni adı artık ESTEC'tir. Neden ESTEC adı verilmiş? Çünkü Shiga -like toksin üreten ekoli olması nedeniyle. Peki geri kalanlar sulu diyareye neden oluyorlarmış? Bakın entero ekoli etek T'lerden yakalayalım. Turist diyaresinin en sık etkenidir. Peki turist diyarisi yani etekle ilgili neyi bilmem gerekiyor? Dikkat! Enterotoksijenik ekolinin iki adet önemli toksini bulunuyor. Birincisi arkadaşlar labil toksin, ikincisi de stabil toksin. Yani ısı varlığında labil olan, ısıya dayanıksız olan labil toksin ve ısıya dayanıklı olan stabil toksin olmak üzere. Peki hangisi hangi etki mekanizmasına sahip? Dikkat! Ekolinin labil toksini siklik AMP artışıyla sulu diyareye neden olurken E. stabil toksini ise siklik GMP artışıyla sulu diyareye neden olur. O halde toparladım. E. coli iki tip enfeksiyondan bahsettik. İntestinal ve dahi ekstra intestinal enfeksiyonlar olmak üzere ekstra intestinal enfeksiyonların en başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonu en sık etken eşerişe kolidir. Bunu da adi pilisi aracılığıyla mesane epiteline tutunarak meydana getirir. 2 numara yeni doğanda neden olduğu menenjittir. Ekstra intestinal enfeksiyonlarında yeni doğan menenjitinde de K1 suçu yani kapsüler ekoliler rol oynar. Gelelim intestinal tipte enfeksiyonlarına kanlı ya da sulu diyareye yol açabilir kanlı diyare entero ekoli eski adıyla yeni adıyla artık estek olarak geçiyor. Yani şigalak -like toksin üreten ekoli ve dahi entero invaziv ekoli hemoroji invazyon bunlar kanlı diyare ile ilişkili. Geri kalanlar sulu diyareye neden oluyorlar. Örneğin entero toksijenik ekoli T'lerden yakaladım. Turist diaresinin en sık etkenidir. Labil toksini aracılığıyla siklik AMP'yi artırarak stabil toksini aracılığıyla da siklik GMP'yi arttırarak sulu diyareye neden olur. 42 yaşında hasta dizüri hematüri şikayetiyle kliniğe başvuruyor. Yapılan idrar analizinde gram negatif basiller gözleniyor. İdrar kültüründe üreyen bakteri laktoz pozitif ve hareketsiz olduğu gözleniyor. En olası etken hangisidir? Cevap Klebsiella'dır. Arkadaşlar Klebsiella Özellikle hastane dışı enfeksiyonlarında idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. Soruda bize Klebsiella'yı çözdürtecek bilgisi bir laktoz pozitifliği, iki hareket negatifliği şeklindedir. Peki Klebsiella ile ilgili temelde bilmem gerekenler nedir? Klebsiella normal gastrointestinal sistem floramızda bulunur. Yani enterobakteriyase yani gram negatif enterik basil olarak isimlendirilir. Gram negatif enterik basillerin iki temel özelliği bir oksidaz negatif, iki glukoz pozitif olmalarıdır. Genel anlamda oksidaz negatiftir ve glukoz pozitiftir. İçlerinde istisna Plesiomonas türlerinin oksidazı pozitiftir şeklinde. Peki basit şekeri her biri kullanabiliyormuş. Yani glukoz pozitifmiş. O halde kompleks şekerimize geçecektik. Hatırlayacak olursak basit olmadan komplike olunamıyordu. Laktozu olan etkilerine bakacaktık. İşte Klebsiella'nın laktozu pozitiftir. Hareketi negatiftir. Ve bir diğer önemli özelliği de Klebsiella'nın K'lardan yakalayalım kapsüllüdür. O halde kapsüllü hareketsiz olması İki temel özelliğidir Klebsiella açısından. Diğer seçenekleri inceleyelim. Escherichia koli gram negatif enterik basildir. Yani oksidaz negatif, glukoz pozitiftir. Laktoz pozitiftir fakat hareketlidir. Püsodomonas, asinetobakter, laktoz, glukoz, sükroz hepsi negatiftir. Çünkü nanfermenterdir. Proteus yine gram negatif enterik basildir. Fakat laktoz negatiftir. Hatta çok hareketlidir. Proteosun özel hareketine de swarming yani bu buhar, sıvanma hareketi adı verilir. Bir çiftlikte bulunan enfekte hayvanları muayene eden veteriner hekimde akut hemorajik mediastinit solunum yetmezliği kliniği meydana gelmiş, balgam örneği inceleniyor, uzun, düz, gram pozitif, kapsüllü basiller izlenmiş. Gram pozitif, kapsüllü basil tespit ediliyor. Yani en olası patojen hangisidir? Cevap Basillus anthracis'tir. Arkadaşlar Bacillus anthracis'in 3 temel kliniği bulunuyor. En sık karşıma deri şarbonu şeklinde geliyor. 2 numara inhalasyon yani akciğer şarbonudur ve 3 numara görece daha nadir gözüken gastrointestinal sistem şarbonu olmak üzere. Temelde bu 3 klinikle karşımıza geliyor. Peki deri şarbonu için anahtar kelimeler nelerdir? Dikkat! Hayvanla temas öyküsü sonrası, ortası kuru kara kabuklu, etrafı ödemli lezyonla karşımıza gelir deri şarbonu. Hatırlayacak olursak Bacillus antrasis'in iki önemli virülans faktörü bulunuyordu. Ne demiştik? Kapsülü var, toksini var, her ikisi de istisna, her ikisi de müstesna. Benzemez kimse ona Bacillus anthracis şeklinde. Ne demek istiyoruz? Normalde bakteri kapsülü polisakkarit yapıdadır. Bacillus anthracis kapsülü ise protein yani polideglutamik asit yapıdadır. 2 numara toksini var. O da istisna, o da müstesna. Normalde AB yapıdaki toksinlerin 2 adet alt birimleri bulunur adı üzere A ve B olmak üzere. Tabi bunlar kendi içinde mesela A1, B5, A2, B5 şeklinde olabiliyor. Fakat temelde 2 adet alt birimi bulunuyor. Dikkat arkadaşlar. Basilus antrasis'in toksini AB yapıda olmasına karşın 3 parçadan meydana geliyor. Neymiş onlar? Protektif antijen, öden faktör, letal faktör olmak üzere. İçlerinde en immünojenik parça yani aşıda, monoklonal antikorda ya da immünglobilinde temel hedef hangisi? Protektif antijen. Aynı zamanda protektif antijen ödem ve letal faktöründe hücreye girişinden sorumlu. Yani ödem ve letal faktörün etkinlik gösterebilmeleri için protektif antijeni de ihtiyaç var. Yani esas olan protektif antijendir. Peki klinikle ne alakası var? Neydi deri şarbonu tipi kliniği? hayvanla temas öyküsü sonrası ortası kuru kara kabuklu etrafı ödemli tipik eskar dokusundan bahsediyoruz. Ortası kuru kara kabukluymuş letal faktörün etkisiyle. Letal faktör hücrede mapkinaz aktivitesini azaltır. Bu da hücrede ölüme neden olur. O halde ortadaki kuru kara kabuklu lezyonun nedeni letal faktördür. Etrafında da Ödem faktörün etkisiyle ödem meydana gelmesi söz konusudur. Ödem faktörde siklik AMP'yi arttırarak ödem gelişimine neden olur şeklinde. 2 numara akciğer yani inhalasyon şarbonudur. Akciğer şarbonunu bana soruda çözdürten ana bilgi hemorajik mediastinal lenfadenittir. Yani bana soruda mediastinal lenf bezlerinde genişleme Hemorajik mediastinal lenfadenit ifadesi geçiyorsa, antraksın akciğer şarbon klinini muhakkak düşüneceğim. O halde toparlayalım. Bacillus anthracis iki kelimeyle özetledik. İstisnadır, müstesnadır. Kapsülü var, toksini var. Her ikisi de istisna, her ikisi de müstesna ve her ikisi de plazmit aracılığıyla kodlanıyor. Kapsülü için proteindir şeklinde ifade ettik. De glutamik asit yapıda toksini 3 parçadan meydana geliyor. Protektif antijen, öden faktör ve letal faktör olmak üzere. İçlerinde en immünojenik olan ve diğerlerinin de aktivite kazanmaları için gerekli olan protektif antijendir. Kliniğini 3 parçaya ayırdık. Deri şarbonu, akciğer şarbonu ve gastrointestinal sistem şarbonu olmak üzere. Deri şarbonu tipik kliniği hayvanla temas öyküsü sonrası ortası kuru kara kabuklu, etrafı ödemli lezyon söz konusuydu. Kuru kara kabuklu lezyonun nedeni letal faktördür. MAP kinaz aktivitesini azaltır, hücre ölümüne neden olur. Etrafındaki ödemli lezyonun nedeni de siklik AMP artışıdır şeklinde. Akciğer şarbonunda soruda bana soruyu çözdürtecek bilgisi hemorajik mediastinal lenfadenittir. Ya da akciğer grafisinde mediastinal lenf bezlerinde genişleme. Yani mediastinal lenf bezi vurgusu olması gerekiyor arkadaşlar sorumuzda olduğu üzere. Geç dönem sifilizde aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi en uygundur? Cevap serolojik testler olacak. Arkadaşlar sifilizin in vitro kültürü yapılamamıştır. Aydınlık saha mikroskobunda yani ışık mikroskobunda gösterilememekte. Neden? Çünkü çok incedir. Çok ince olması nedeniyle ışık mikroskobunda gösteremiyoruz. O halde geriye iki alternatif kalıyor. Bir seroloji. İkincisi de karanlık saha mikroskobu. Şimdi gelelim sifilizin dönemlerine. Sifilizin temelde üç dönemi bulunuyor. Primer sifiliz, sekonder sifiliz ve tersiyer sifiliz olmak üzere. Birinci, ikinci dönem yani primer ve sekonder sifilizde etken vardır. Tersiyer sifilizde etken yoktur. Tersiyer sifiliz kliniği aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu meydana gelir. O halde ben etkeni karanlık saha mikroskobuyla primer ve sekonder sifilizde gösterebilirim. Fakat tersiyer sifilizde gösteremem çünkü etken yoktur. Dolayısıyla bulaşıcı değildir. Karanlık saha mikroskobunda da göremem şeklinde. Peki Geriye hangi seçenek kalıyor? Seroloji seçeneği kalıyor. O halde geç dönem sefiliz, üçüncü dönem sefiliz yani tersiyer sefilizde serolojik yolla tanıyı koyacağız. Serolojiyi her üç dönemde de kullanabiliyoruz. Fakat karanlık saha mikroskobunu primer ve sekonder sefilizde sadece kullanabiliyoruz. Diğer seçenekleri inceleyecek olursak karanlık saha mikroskobisi primer sekonderde işe yarar kültür yapılamaz arkadaşlar. En uygun tanı yöntemi geriye serolojik testler kalıyor. Aynı zamanda neydi altın kuralımız? Işık mikroskopunda da gösteremiyorduk. Çok ince olmaları nedeniyle. BCG aşısı hangi mikobakteri suçundan hazırlanır cevap? Bovis'in aşı suçundan hazırlanır. Mycobacterium bovis ve dahi Mycobacterium bovis'in aşı suçu Mycobacterium tuberculosis kompleks içerisinde yer alır. Difteri olduğu düşünen hastanın boğazından alınan sürüntü örneğinde bakteri yani kornubakterium difteriyeyi üretmişiz. Kesin tanıyı nasıl koyabiliriz? Cevap elek testiyle ya da PCR'da toks geninin gösterilmesiyle. Arkadaşlar difterinin kliniğinden temel sorumlu olan faktör toksinidir. Yani tanıda biz Toksin üretimini göstereceğiz. Hatırlayacak olursak difteri toksini ADP ribosilasyonuyla elongasyon faktör 2'yi inaktif ederek protein sentezini durduruyordu. Aynen psodomonas egzotoksin ağasında olduğu üzere. O halde hangi iki toksinin etki mekanizması birbirine benzer? Cevap difteri ve psodomonas egzotoksin ağası defalarca çıkmış sınav sorusudur. Bir diğer önemli özelliği difteri toksininin faj aracılığı kodlanmasıdır. O halde ben difterinin fajla enfekte olduğunu yani toksin ürettiğini muhakkak göstermem gerekiyor. Çünkü kliniğinden temel sorunlu faktör difteri toksinidir. Kültürde üretmek bu nedenle tek başına anlamlı değildir. Sonuç toksin üretimini göstereceğim. Bunu da ya elek testiyle ya da PCR'da toksinin gösterilmesiyle sağlayacağım. Kanlagara düz bir hat boyunca beta hemoliz yapan Staphyrus, ardından buna dik olarak da test edilen bir streptokok türü ekiliyor. Şöyle kanlagar besiyerimize dik açıyla Staphylos ve buna da dik açıyla şüphelenilen bakteri ekiyoruz. Normal atmosferde enkübasyon sonrasında her iki çizginin kesiştiği bölgede test edilen bakteriye doğru hemoliz artışı izlenmiş yani şemsiye şeklinde açılma söz konusu olmuş. Test edilen streptokok türü hangisidir? Cevap streptokokus agalaktia yani grup B streptokoktur. Bahsi geçen test CHAMP testidir arkadaşlar. Staphyrus'u kanlı agar yerine dik açıyla ekiyorum ve şüphelendiğim bakteriyi de Staphyrus kolonisine dik açı olacak şekilde ekiyorum. Belli bir süre enkübe ediyorum. Ardından bakıyorum. Eğer sinerjik bir şekilde şöyle şemsiye şeklinde hemoliz artışı, beta hemoliz artışı söz konusu ise KEMP testi pozitif olarak değerlendiriliyor. KEMP testi hangi bakteride pozitiftir? Çıkmış yedus, çıkmış tuz sınav sorusudur. Cevap Streptococcus agalactia yani grup B streptokokta. Beyin akciğer, karaciğer absesine neden olabilen kültürde üretildiğinde beta hemolitik küçük koloniler meydana getiren, karamel kokusu veren, F antiserumu ile veren streptokok hangisidir şeklinde sorulmuş. Cevap streptokokus anjinozus olacak. Arkadaşlar streptokokus anjinozusu bana çözdürtecek bilgileri bir, kültürde üretildiğinde karamel kokusu vermesi, iki, F serumuyla Aktinasyon vermesi şeklinde. PD1, CTLA4 gibi moleküller hangisinin yüzeyinde bulunur? Cevap aktive T-lenfositler şeklinde. İmmün sistem kontrol yani checkpoint iletişimlerini konuşalım. Kimlerle kimler arasında geçiyor özetle. Antijen sunan hücre ile T-lenfosit arasında olabilir. Hatırlayacak olursak sekonder ses sinyallerinin oluşması yani... İnterlökün 2'nin üretilmesi. İnterlökün 2 hatırlayacak olursak T hücre proliferasyonunu uyarıyordu. İşte interlökün 2'nin üretilebilmesi için sekonder ses sinyallerine ihtiyacımız vardı. Çıkmış tuz çıkmış yeduz sınav sorusudur dikkat. Sekonder ses sinyallerinin oluşabilmesi için antijen sunan hücre yüzeyindeki B7'nin T lenfosit yüzeyindeki CD28'de etkileşmesi gerekir. Bu sekonder ses sinyallerini meydana getirir sonuç. İnterlokin 2 üretilir sonuç T hücre proliferasyonu meydana gelir. Peki bu etkileşim sonsuza kadar devam edecek mi? Hayır. Sonsuza kadar T hücreler prolifere olmayacak. İşte öyle bir zaman gelecek ki T lenfosit yüzeyindeki CD28 yerini CTLA4 molekülüne bırakacak. Sonuç sekonder ses sinyali inaktive olacak, inhibe olacak. Sonuç interlokin 2 üretilmeyecek ve T hücre proliferasyonu da durmuş olacak şeklinde. O halde sekonder ses sinyalini başlatan antijen sunan hücredeki B7 ile T lenfosit düzeyindeki CD28'in etkileşimidir. Sonuç sekonder ses sinyalleri meydana gelir. Sonuç interlokin 2 üretilmesiyle T hücreler prolifere olurlar. Sekonder ses sinyal etkileşimini sonlandıransa CTLA4 molekülünün CD28'in yerini almasıdır. Peki o halde ctla 4 hangisinin üzerinde bulunur? Cevap T lenfosit. Aktive T lenfosit yüzeyinde bulunur. B7 ile CD28 arasındaki etkileşim ko stimülatör etkileşimdir. Çünkü T hücreyi aktive eder. B7 ile ctla 4 arasındaki etkileşimde ko inhibitör etkileşimdir. Çünkü sekonder ses sinyallerini inhibe eder şeklinde. İkinci Checkpoint iletişim tümör hücresi ile T lenfositler arasında meydana geliyor dikkat. Tümör hücresindeki PDL1 ile T lenfosit yüzeyindeki PD1 etkileşimi sonucu meydana gelen ko-inhibitör etkileşimdir. O halde aşağıdakilerden hangisi ko-inhibitör etkileşim örneğidir? Cevap B 7 CTLA4. Cevap PD1 PDL1 şeklinde sorulabilir. İşte bu etkileşimde arkadaşlar T hücreleri inhibisyonuyla sonuçlanır. Bir kez daha toparlayalım. Tümör hücresi yüzeyinde bulunan PDL1-2 ile T lenfosit yüzeyindeki PD1 etkileşimi koinhibitör etkileşimidir. Klinikte karşımıza nerede geliyor? Eğer ben bu PDL1, PD1 etkileşimini inhibe edersem T hücreleri aktive etmiş olurum. Çünkü bu etkileşim ko koinhibitör etkileşimde. Hatırlayacak olursak arkadaşlar CD8 T lenfositler bir virüsle enfekte hücrelere karşı iki tümör hücrelerine karşı savunmada en etkili hücrelerimizdi. Sonuç ko inhibitör etkileşim inhibisyonuyla CD8 T lenfositler aktive olur. Sonuç virüslere karşı sonuç tümör hücrelerine karşı immun yanıtı arttırmış olurum. İşte bunu da PD1 ya da PDL1 antikorlarıyla sağlayabiliriz. Özellikle PD1 antikorumuzdan Pembrolizumab'a dikkat edelim. Prototip ajanımızdır Pembrolizumab. PD1 antikorudur. Ko-inhibitör etkileşimi inhibe eder. Yani T hücreleri aktive eder. Özetle küçük hücreli olmayan akciğer seyada kullanılır arkadaşlar. Önemi budur. Normalde eskiden ne deniyordu? Kemoterapi küçük hücreli akciğer seyahada veriliyordu. Fakat küçük hücreli olmayan yani non-small cell seyahada verilmiyordu. İşte bunu kıran ilk ajanlarımız PD-1 antikorları, Pembrolizumab'dır. Non-small cell akciğer tümörleri tedavisinde kullanılıyorlar. Dentritik hücreler kendileri enfekte olmadan hibi yakalıyorlar. T-lenfositlere aktarıyorlar. Bu süreçte HIV dentritik hücre yüzeyinde hangisine bağlanır? Cevap DCSIGN'ye adı üzere dentritik selin kısaltımıdır. Çok önemli bir reseptör. Diğer seçenekleri inceleyecek olursak not like reseptörler ve dahi tool like reseptör en başta doğal yanıt elemanları üzerinde bulunuyor immün sistemde fakat başka başka hücrelerde de bulunabiliyor. Sadece bunlarda bulunmuyor ama temel olarak doğal yanıt elemanları üzerinde bulunuyor. Örnek makrofaj, örnek dendritik hücreleri verebiliriz. Sonuç makrofajın klasik yolaktan aktivasyonu şeklinde aklımızda tutabiliriz. Yani proenflamatuvar sitokinlerin üretimiyle sonuçlanıyor. Note like reseptör aktivasyonuyla en başta üretilen stokin interleukin 1'dir. O halde not like reseptör kusuru. Örneğin not like reseptörün sitozolik bileşkesinin adı inflamozomdur. Inflamozom kusuruyla giden hastalıklarda aşırı interleukin 1 üretimi söz konusudur. Örnek gutu verebiliriz. Hatta steroidlere, non steroidlere dirençli vakalarda özellikle interleukin 1 antagonistlerini, antikorlarını kullanabiliyoruz. Prototip ajanımızda anakinradır. bilinecek arkadaşlar. Peki not like reseptör 1 ve 2 arasındaki fark nedir? Dikkat not like reseptör 1 gram negatifler tarafından uyarılırken not like reseptör 2 her ikisi yani hem gram negatif hem gram pozitifler tarafından uyarılmaktadır. S1P proteini yani sifingozin 1 fosfat molekülü ne işe yarar sifingozin 1 fosfat reseptörü? Dikkat! Normalde lenf bezlerinde bulunan lenfositlerimiz arada kana karışarak devriye geziyorlar. Acaba bana bir şey var mı diye kontrol etmeye gidiyorlar. İşte dikkat sorusu geliyor. Lenfositlerin lenf bezinden kana çıkışını sağlayan hangisidir? Cevap S1P'dir bilinecek. Boka virüs ve dahi parvovirüs B19 ile ilgili hangisi ortak değildir? Her ikisi de parvovirüs ailesi üyesidir. Dikkat! Parvo virüslerin temel özelliği neydi? Tek parçalı, tek DNA virüsü olması. Yani tek iplikli DNA virüsü olması. Küçüktürler ve zarsızdırlar. Bu da diğer özellikleri. Diğer seçenekleri inceleyelim. Kültürleri zordur, doğrudur yaygın dağılım gösterirler doğrudur. Aşıları yoktur doğrudur. Ortak olmayan özellik anemiye neden olmaları. Parvovirüs B19, Hidrops fetalise, kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik krizlere neden olabilir. Fakat Bokavirüs anemiye neden olmaz. Temel kliniği arkadaşlar solunum yolu tutulumuyla seyreder yani akciğer enfeksiyonları şeklinde karşımıza gelir. Aynı zamanda dışkı örneklerinden de izole edilir fakat gastroenterit soru işareti olarak ifade edilir kitaplarda. O halde aşağıdaki virüslerden hangisi hem fekal oral yolla geçebilir hem de inhalasyon yoluyla geçebilir cevap boka virüs temel kliniği respiratuar sistem tutulumu ile seyreder. Yani akciğer enfeksiyonlarına neden olur. Fakat gastroenteriti soru işareti olarak ifade edilir kitaplarda. Aşağıdaki adenovirüs alt tiplerinden hangisi askeri birliklerde pnömoni salgınlarına neden olur? Cevap tip 3, tip 4 ve dahi tip 7'dir. Şöyle genel bir bakacak olursak adenovirüsler istisnadır müstesnadır kapsidinde çıkıntı bulunduran tek virüstür. Çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Normalde glikoprotein çıkıntı yapıları zarflı virüslerde bulunurken zarfsız olmasına karşın çıkıntı bulunduran tek virüs adenovirüstür. Örnek panton antijeni ve bunların uçlarında da fiber yapıları bulunur. Peki en uçta bulunan genel özelliği neydi mikrobiyolojide? En uçta ne varsa onunla tutunuyorduk. İşte adenovirüslerin en ucunda bulunan fiber yapıları tutunmayla ilişkilidir ve tutundukları bölgelere göre de alt gruplara ayıracağız. Yani fiber proteinleri gruplamada çok çok önemli değerlidir. Örnek: Tip 3, tip 4, tip 7 askeri birliklerde pnömoni salgınlarına neden olur. İşte bu nedenle adenovirüs canlı aşısı tip 4 ve dahi tip 7'den elde edilmiştir. Askeri birliklerde Pneumoni salgınlarını engellemek amacıyla kullanılır ve canlı aşıdır. Canlı aşı o halde tip 4 ve 7'yi içerir. Dikkat askeri birliklerde pneumoni salgınlarını engellemek amacıyla kullanılır. Epidemik konjonktivite neden olabilir? Arkadaşlar tipik vaka sorusu dikkat. Yüzme öyküsü sonrası keratokonjonktivit kliniği ile geliyorsa şekilde görüyoruz. Başta adenovirüsleri düşüneceğiz. Tip 8, tip 19... Ve tip 37 epidemik keratokonjonktivit ile ilişkili alt tipleridir. Tip 37'nin keratokonjonktivit etkeni olduğu çıkmış sınav sorusudur. Tip 11 ve 21 hemorojik sistite neden olurken özellikle tip 40 ve dahi tip 41 küçük çocukta gastroenterit etkenidir. Yine tip 1 ile 7 arası çocuklarda respiratuvar kaynaklı enfeksiyonlara neden olabilir. En başta bilmem gereken iki tanesi askeri birliklerde pnömoni salgınlarına neden olan tip 4, tip 7 ve dahi tip 3'tür. Tip 4 ve 7'sinden elde edilen canlı aşısı bulunur. O halde adeno aşısı hangi amaçla kullanılır? Askeri birliklerde pnömoni salgınlarını önlemek amacıyla. İkinci önemli olan da tip 40 ve dahi tip 41'dir. Küçük çocukta viral gastroenterit etkenidir. Sulu diare şeklinde klinikte karşımıza gelir. Pox virüs özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Cevap smallpox yani çiçek virüsü arkadaşlar. Kategori B biyoterör etkenidir. Kategori A biyoterör etkenidir. Hatta aşık veyselin biyoterör ajanı şeklinde gruplamıştık. Diğer seçenekleri inceliyoruz. Molluscum contagiosum cinsel yolla ve ortak eşya kullanımıyla geçer. Ortak havlu ve benzeri eşya kullanımıyla da geçebilir tepek lezyonu beyaz renkli lezyonları var küp şeklinde. Bastırıldığında içinden peynirimsi beyaz renkli bir sıvı çıkıyor. Cowpox adı üzere inekten insana geçer ve veziküler lezyonlara neden olur. Vagina virüs adı üzere çiçek aşısı bu türden hazırlanmıştır. Çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Pox virüs istisna DNA virüsüdür. İki önemli istisnası bulunuyor pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. Normalde DNA virüsleri mRNA sentezlemeleri için arada dönüştürücü bir enzime ihtiyaç duyuyorlar. Bu enzimin adı da adı üzere DNA bağımlı RNA polimeraz enzimidir. Soru DNA virüsleri bu enzime sahip mi? Cevap hayır. Nereden elde edecek? Konaktan elde edecek. Konakta örneğin insanda nerede bulunuyor? çekirdekte bulunuyor. Bizde transkripsiyon yani mRNA sentezi nerede meydana geliyor? Çekirdekte meydana geliyor. O halde DNA virüsü bir zahmet çekirdeğe kadar gidecek. İşte DNA virüslerinin DNA bağımlı RNA polimeraz enzimleri olmaması nedeniyle DNA virüsleri çekirdekte replik olurlar. Bunun en önemli istisnası pox sitoplazmada replik olan tek DNA virüsüdür. Çünkü kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi bulunur. İkinci önemli istisnası da kompleks simetriye sahip olmasıdır. Normalde DNA virüsleri eşkenar üçgenden meydana gelen ...ikozahedral simetriye sahiptirler. Bunun istisnası yine pox kompleks simetriye sahiptir şeklinde o halde toparladım. Pox virüs kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz olması nedeniyle sitoplazmada replike olur ve kompleks simetriye sahiptir. İki önemli özelliğidir. Hepatit B virüsü ile ilgili hangi ifade yanlıştır şeklinde sorulmuş. Cevap prekor geninde mutasyon varsa HBs antijen negatif gelir. Yanlıştır. Çıkmış, tuz çıkmış 7 sınav sorusudur. HBe antijen negatif gelir. Arkadaşlar normalde çıkmış sınav sorumuz var bir tane. Hepatit B virüsünün enfeksiyöz partikülünün adı nedir? Cevap Dane partikülüdür. Bir de non enfeksiyöz partiküller var. Bunları da sordular. Tübüler ve siferik partiküller olmak üzere. Peki Dane partikülünün bu ikisinden farkı neymiş? Dikkat tübüler ve siferik yani nan enfeksiyöz partiküller sadece surface antijen içerirken Dane partikülü hem surface antijen içerir hem core antijen içerir. Yani HBSAG içerir. HBCAG içerir. Şu meşhur bir iplik uzun diğeri kısa olan DNA'sını içerir. Hatırlayacak olursak Hepatit virüsleri içerisindeki tek DNA virüsü Hepatit B virüsüydü ve DNA'sının da özelliği bir iplik uzun, diğeri kısa şeklinde olmasıydı. Bir de DNA polimeraz enzimini içerir. Burada ne yok? Replikasyon yokken HBe antijen yok. Ama ben biliyorum ki HBe antijen diye bir şey var. Dikkat. İşte HBe antijenle ilgili altın kural. HBe replikasyon sırasında HBC'den sentezlenir. O halde HBE neyin göstergesidir? Bir replikasyonun e, replike olan bir şey bulaşıcıdır. Yani E'lerden yakalayalım. İki enfektivitenin göstergesidir. O halde HBE antijen bir replikasyonu, iki enfektiviteyi gösterir. Muhakkak bilinecek. Peki HBC antijen ve dahi bundan üretilen HBE antijen nerede kodlanıyor? Pre C C bölgesinde yani prekorgen gen bölgesinde kodlanıyor. Sonuç prekorgen gen bölgesinde mutasyon söz konusu ise replikasyona rağmen HBE antijen negatif gelir. İşte bu nedenle replikasyonun en önemli göstergesi HBE antijen değil çünkü prekor mutantlarda negatif geliyor, bizzat virüsün DNAsını göstermektir. HB ve DNA'ya bakmaktır. Peki diğer seçenekleri inceliyoruz. CCC DNA çekirdekte meydana gelir şeklinde sorulmuş. Doğrudur arkadaşlar. Önce birkaç soru cevap yapalım. Soru CCC DNA hangi virüse aittir? Cevap hepatit B'ye aittir. Peki CCC DNA ne demektir? Şu bizim meşhur bir iplik uzun diğeri kısa bir DNA'mız bulunuyordu hepatit B'de. İşte virüs çekirdeğe gittiğinde bu bir iplik uzun diğeri kısa olan DNA'sı sirküler bir hal alıyor. Buna da CCC DNA adı veriliyor. O halde CCC DNA kimde bulunur? Hepatit B'de bulunur. Nerede oluşur? Çekirdekte oluşur şeklinde. Normalde zarflı virüsler hücreyi terk ederken tomurcuklanarak hücreyi terk ediyorlar. Ve konak hücrenin sitoplazmik membranından da zarf yapılarını yani arkadaşlar lipid yapılarını elde etmiş oluyorlar. İşte bunun iki önemli istisnası. Dikkat hepatit virüsleri hepatit B hepatit C kranüllü endoplazmik retikulumdan tomurcuklanır. Her pes virüslerse çıkmış sınav sorusudur. Çekirdek membranından tomurcuklanır şeklinde. O halde toparlayalım. Altın kuraldır. Eğer bir virüs konak hücreyi tomurcuklanarak terk ediyorsa bu tomurcuklanma sırasında zarfını elde eder ve zaflı virüs haline gelir. Normalde virüsler konak hücrenin sitoplazmik membranından zarfı elde ediyorlar. Bunun iki önemli istisnası hepatit B hepatit C virüsleri granüllendoplazmik retikulumdan herpes virüslerde çekirdek membranından tomurcuklanıyorlar şeklinde. Büyük polimeraz proteini DNA polimeraz aktivitesi bulunur. Reverse transkriptaz aktivitesi bulunur ve RNase H aktivitesi bulunur. Arkadaşlar, reverse transkriptaz aktivitesi olan iki önemli virüsü bileceğiz. Birincisi, hangisi reverse transkriptaz aktivitesine sahip DNA virüsüdür? Cevap Hepatit B virüsüdür. Hangisi reverse transkriptaz aktivitesine sahip RNA virüsüdür? Cevap retrovirüsler yani HIV ve arkadaşlarıdır. Toparlayalım. Reverse transkriptaz aktivitesine sahip DNA virüsü hepatit B virüsüdür. RNA virüsü ise retrovirüslerdir. HIV ve arkadaşlarıdır. Dane partikülü en dışında surface antijen bulunur adı üzere şekilde göstermiştik. Mantar hücre duvarında bulunan beta 1 3 1 4 polisakkarit yapılara spesifik olarak bağlanan kimyasal madde kalkoflor beyazıdır defalarca çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. Hem TUS'ta hem YEDUS'ta geldi. Dikkat beyaz floresan şeklinde formülüz etmiştik. Mantarların tanımlanmasında kullanılan floresan mikroskobik yöntem hangisidir? Cevap beyaz floresan yani kalkoflor beyazıdır. Nasıl etkinlik gösterir? Mantar hücre duvarındaki beta 1-3-1-4 yapılarına bağlanarak etkinlik gösterir. Aşağıdaki antifungallerden hangisi rizopus suçlarına karşı yeterli düzey aktivite gösterir? Cevap isavukonazol olacak. Arkadaşlar isavukonazol, posakonazol, rizopus yani mukor ve arkadaşlarının tedavisinde kullanılır. Çok çok önemli değerli bir bilgi. Çünkü mukorales ailesi birçok antifungale dirençlidir. İşte azollerden özellikle posakanazol yani mukorun bile de posasını çıkartan azol ve dahi isavuconazol, rizopus yani mukor ve arkadaşlarının tedavisinde tercih edilir. Çok çok önemli değerlidir. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Histoplasma capsulatum için doğrudur şeklinde sorulmuş. Seçenekleri inceliyoruz. Arkadaşlar Histoplasma capsulatum Termal dimorfizm özelliğine sahip sistemik mikoz etkenidir. Hatırlayacak olursak sistemik mikoz etkenleri temel bulaş yolu inhalasyon yoluyla bulaşıyorlardı. O halde primer hedefleri neresi olacak? Akciğer olacak. Daha sonra farklı farklı vücut bölgelerine gidebilecekler. Termal dimorfizm özelliğine sahipse oda ısısında küf, insan vücudunda maya şeklinde olacak. Bu bilgiler cepte. Histoplazmayı konuşalım. Histoplazma kapsülatum tek kelime özet tüberküloz gibidir. Aynen tüberküloz gibi bir inhalasyon yoluyla geçer. 2- Aynen tüberküloz gibi vücutta makrofaj içerisinde maya hücreleri şeklinde klinikte karşıma gelir. Tüberküloz maya şeklinde karşımıza gelmiyor. Fakat retiküloendotelyal sistemi yani makrofajları tutması nedeniyle hücre içi bakteridir. Mycobacterium tuberculosis. Histoplazma kapsülatunda hücre içi mayalar şeklindedir. Hücre içi olması retikülendotelial sistemi yani makrofajları tutması tüberküloza ikinci benzerliği şeklinde karşımıza gelecek. 3. Küf formu Tüberküler makrokonidi tarzında yani mısır patlağı şeklindedir. Pütürüklüdür. İşte bu görüntü tüberküler olarak isimlendirilir. Ve o da bize tüberkülozu çağrıştırıyor. 4- Tipik kliniği kronik akciğer enfeksiyonu şeklindedir. Aynen tüberkülozda olduğu üzere. O halde toparladım. Histoplazma kapsülatum başta şu 4 özelliği nedeniyle tüberküloza benziyor. Bir inhalasyon yoluyla geçer. 2. Maya formuna dikkat edeceğiz. Hücre içi yani makrofaj içi mayalar tarzındadır. 3. Tüberküler makrokonidi meydana getirir. 4. Aynen tüberkülozda olduğu üzere kronik akciğer enfeksiyonuyla seyreder. Seçenekleri inceleyelim. Patlamış mısır ya da mısır patlağı şeklinde makrokonidilere sahiptir. Doğru. Makrofaj içi mayalar tipiktir. Bu da doğru. İki özelliği bakın tüberkülozu çağrıştırıyor. Alfa glükan içeren kökenlerde virülans daha yüksektir. Bu da doğrudur. Şayet alfa içeriyorsa arkadaşlar sistemik mikoz etkenleri yani alfa glükan içeriyorlarsa virülansları daha yüksektir, önemlidir, değerlidir. Yani her üç ifadede histoplazma kapsülatum için doğrudur. Trematot özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Cevap fasiyola hepatica tedavisine prazek kuantel kullanılmaz. Arkadaşlar şimdi Fasciola hepatica namı değer karaciğer kelebeğinin bir de amcaoğlusu bulunuyor. Fasciola hepatica ve amcaoğlusu Fasciola buski olmak üzere. Sadece yumurtalarına bakarak ayırt edemiyoruz. Hatırlayacak olursak trematod yumurtasının temel özelliği operkulum yani kapak içermesiydi. O halde bana karaciğer safra yolları tutulumu kliniği şeklinde gelen daha sonra dışkı örneğinin incelemesinde kapaklı yumurtaların gözüktüğü ifadesinden bahsediyorsa başta fasciola hepatika'yı düşüneceğim. Bir de karaciğer safra yollarını tutan Opistotorsus sinensis bulunuyordu. Bunun lakabı da Çin karaciğer kelebi. O halde bunu bana nasıl sorabilir? Uzak Doğu seyahat öyküsü üzerinden sorabilirler. Şimdi dönelim. Fasyola hepatica ve dahi amcılığısı fasyola buskiye Hepatica daha sık karşıma geliyor. Fakat sadece dışkı örneğinde yumurtaları görmesiyle ikisini ayırt edemiyoruz. İkisinin ayırdı çok çok önemli değerli. Neden çok önemli? Dikkat. Peki fasyola hepatica ve fasyola buskiyi nasıl ayırt edeceğim? Fasyola hepatica hem bağırsaklarda bulunuyor hem de safrada bulunuyor. Fasciola buski ise safrada bulunmuyor, sadece bağırsaklarda bulunuyor. O halde safra örneğinin incelemesinde de kapaklı yumurtaları görüyorsam Fasciola hepatica olarak isimlendireceğim. İkisinin ayrımı neden çok değerli? Çünkü Fasciola buski'nin tedavisinde klasik trematod tedavisi yani prazikuanter işe yarar. Fakat fasyoda hepatikada bir bit yeni söz konusu. Çoğunlukla prazikuantele dirençlidir. Bit yeni olması nedeniyle tedavide bitionol ya da triklabendazol tercih edilir. Tedavide triklabendazolün tercih edildiği hem çıkmış tuz hem çıkmış yeduz sınav sorusudur. O halde toparladım. Trematot yumurtası nasılmış? Kapaklı yani operkulum içeriyormuş. Fasyola hepatika ile buskiyi nasıl ayırt ediyormuşum? Safrada yumurtaların varlığını göstererek. Fasyola buski safrada yumurta yokmuş. Hepatikada hem safrada hem bağırsakta yumurta bulunuyormuş. Neden önemliymiş ikisinin ayrımı? Çünkü fasyola buski dikkat! Prazikoantela duyarlı, hepatika dirençliymiş, hepatikada bit yeni söz konusuymuş. Bu nedenle bit yeni olması nedeniyle bityonol ya da triklabendazol tercih edilir. Öncelikli tercihimiz triklabendazol şeklindedir. Peki gelelim paragonyum ve Paragonyum ve erişkini akciğeri tutan tek parazittir akciğeri tutan demiyorum. Erişkini akciğeri tutan tek parazit diyorum. Örneğin askaris de akciğeri tutar ama erişkini değil. İşte Paragonyum westermani erişkininin akciğeri tutması nedeniyle eğer soruda bana balganda yumurta varlığından bahsediyorsa Paragonyum westermani işaretleyeceğim. Neden? Çünkü erişkini akciğer tutan tek parazit, diğerlerinde balgamda larva formlarını göreceğim. Paragonium westermanide ise balgamda yumurtaları göstereceğim. Gelelim şistozomaya. Trematotların içerisindeki istisna müstesna grubumuzdu. Şistozoma benzemez kimse ona. Birinci önemli istisnası dikkat. Bütün trematotlar metaserkaryaların Metaserkarya larva formu oluyor. Trematotların iki adet larva formu bulunuyor. Serkarya ve dahi metaserkarya olmak üzere. İşte bütün trematotlar metaserkaryaların oral yoldan alınmasıyla geçerken benzemez kimse ona şistozoma sulardan serkaryaların cildi delmesiyle geçer. O halde ilk farkı serkaryaların cildi delmesiyle geçmesi. Bu da klinikte karşımıza dermatit şeklinde gelebiliyor. 2. Trematotlarda erkek dişi ayrı söz konusu değildir. Bunun istisnası şistozomadır. Yani erkek ve dişi olarak iki gruba ayrılıyorlar şistozomalar. Üçüncü önemli farkı arkadaşlar normalde trematot yumurtasında operkulum yani kapak içerme durumu söz konusuydu. Bunun istisnası şistozomadır. Kapaksız dikenli yumurtalar şeklinde karşımıza gelecek. Hatta şistozoma hematobium mesane venlerini tutacak. Bu dikenli yumurtaları nedeniyle klinikte Hematüriye neden olacak. Peki sorumuza dönelim. Şistozoma mansoni ve japonikum. Arkadaşlar şistozomalar, şistozoma hematobium, şistozoma mansoni ve şistozoma japonikum olmak üzere 3 alt grubu ayrılıyorlar. Şistozoma hematobium mesane venlerini tutar. O halde soru da bana nasıl soracak? İdrar örneğinde kapaksız dikenli yumurtaları gördüm. Peki Manson Japonikum nereyi tutar? Bunlar da mezentervenlerini tutar. O halde soru da bana nasıl söyleyecek? Dışkı örneğinin incelemesinde kapaksız dikenli yumurtaları gördüm ifadesi geçecek. Toparladım. Şistozoma kapaksız dikenli yumurtalara sahiptir. Şistozoma hematobium mesane venlerini tutması nedeniyle idrarda kapaksız dikenli yumurtalarla mansoni ve japonikumsa mezenter venlerini tutması nedeniyle dışkıda kapaksız dikenli yumurtalar şeklinde karşımıza gelecek. Kitapçığınızda doğru ifade yazıyor arkadaşlar. Hemotobium olarak düzelttik. Şistozoma hemotobium idrarda kapaksız dikenli yumurtaları gösterilir. Doğrudur. Şistozoma japonikum Dışkıda kapaksız dikenli yumurtaları gösterilir. Peki hocam şistozoma mansoni ve da japonikumu nasıl ayırt edeceğiz? Dikenine bakacağız. Kapaksız dikenli yumurtalar söz konusuydu. Eğer dikeni belli belirsizse japonikumdur şeklinde ifade edilecek. Nasıl aklımda tutacağım? E Japonlar ufak tefek adamlar. O halde japonikumun da dikeni ufak tefek belli belirsiz şeklinde karşımıza gelecek. Hadi toparladım bütün trematotlar metaserkaryaların oral yoldan alınmasıyla geçerken benzemez kimse ona şistozoma sulardan serkaryaların cildi delmesiyle geçer dermatite neden olabilir. İkinci özellikleri erkek dişi ayrımları söz konusudur şistozomada. Üçüncü temel özelliği dikkat bütün trematot yumurtaları operkulum yani kapak içerir. İstisnadır müstesnadır şistozoma yumurtası kapaksız dikenlidir. Peki nasıl ayırt ediyordum? Şistozoma hematobium mesane venlerini tutar. Bu nedenle idrar örneğinde kapaksız dikenli yumurtaları göstereceğim. Şistozoma mansoni ve dahi japonikumsa mezenter venlerini tutar. Sonuç dışkı örneğinin incelemesinde kapaksız dikenli yumurtaları göstereceğim. İkisini nasıl ayırt edeceğim? Japonlar ufak tefek oluyorlardı. Japonikumun dikeni ufak tefektir, belli belirsizdir şeklinde. Tropik bölgeye seyahat etmiş 48 saat sonra ateş yüksekliği, halsizlik, titreme, terleme şikayetleri olan hastada ince yayma örneği şekildeki gibidir. Bahsi geçen etkenle ilgili hangi ifade yanlıştır? Arkadaşlar hatırlayacak olursak sıtmanın tipik bulguları klinikte geçiyor. Ateş, halsizlik, üşüme, titreme, terleme nöbetleri ara ara. İşte bu nöbetlerin nedeni hatırlayacak olursak plazmodyumların eritrositleri enfekte etmesinin ardından eritrositleri parçalaması şeklindeydi. Yani eritrositlerin parçalanmasıyla tipik sıtma nöbeti meydana geliyor. Ateş, üşüme, titreme ve benzeri bulgularla seyrediyor. İşte bu bulgularda bakın kaç saat arayla meydana geliyor? 48 saat diye bahsedilmiş. Şimdi soruya dönecek olursak. Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium vivax ve dahi Plasmodium ovale. Vivax ülkemizde en sık gözüken alt grubudur Plasmodiumların. Arkadaşlar Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, ve dahil Plasmodium falciparum'da eritrositer döngü ...48 saatte birdir. Plazmodium malaryada ise... ...72 saatte bir meydana gelir. Bu nedenle malaryanın sıtması... ...kuartan sıtma olarak da... ...isimlendirilir. Peki malaryada 72... ...Vivax, Ovale ve dahi Falsiparum'da da... ...48 saatte bir... ...meydana geliyor şeklinde. Sıtma kliniğinden... ...şüphelendiysem şayet... ...ne yapıyordum? Önce kalın damla... ...yöntemiyle tarama yapıyordum... Ardından ince yayma yöntemiyle ince yayma yönteminde de tür düzeyinde tanı koyuyordum. Neden tür düzeyinde tanı koyuyorum? Çünkü ince yayma yönteminde eritrosit morfolojisi korunuyor. Yani eritrositler parçalanmıyor. Bu nedenle tür düzeyinde tanı koyabiliyorum. Şekli inceleyecek olursak şu gördüğümüz muz şeklindeki gametositler, şu gördüğümüz yapılarda birden fazla taşlı yüzük hücreleri tek bir eritrosit içerisinde bulunuyor. Birden fazla taşlı yüzük formu şu şekilde gösterelim. Voltman kulaklığı görünümü olarak isimlendiriliyor. O halde soruda bana muz şeklindeki gametositler ya da Voltman kulaklığı görünümü yani birden fazla taşlı yüzük hücresinden bahsediyorsa Plazmodium falciparum'u düşüneceğim. Plazmodium falciparum 48 saatte bir genelde kliniğe neden olur. Muz şeklindeki gametositler ve birden fazla taşlı yüzük formu yani voltman kulaklığı görünümü son derece tipiktir. O halde bahsi geçen etken plazmodium falciparum'dur. Seçenekleri inceleyecek olursak yanlış olan hipnozoid formudur. Çünkü hipnozoid form sadece vivax ve ovale klinikleri sırasında meydana gelir. Plazmodium falciparum yüksek oranda klorokin direnci gösterir. Bu da yine bir diğer doğru ifadedir. Gelelim diğer seçeneklerimize. Arkadaşlar bir anofel var bir de insan hücresi var. Soru Plazmodiumlar için ana konak hangisidir? Cevap Anofel'dir. Adı üzere ana konak Anofel'dir. Ara konak ise insandır. Peki nasıl bulaşır insana? Dikkat arkadaşlar. Dişi Anofel sineğinin ısırmasıyla geçer. İşte dişi Anofel sineğinin ısırmasıyla sivrisinekten insana geçen form sporozoit formudur. O halde dikkat. Insana geçen form sivrisinekten sporozoit formdur. Çıkmış yan dal sınav sorusudur. Dikkat. Aşağıdaki formlardan hangisi hem sinekte hem insanda bulunur şeklinde sordular. Cevap sporozoit formudur. Peki ana konak anofel, ara konak insan, insan ara konaktır. İnsandaki döngü aynı zamanda şizogoni olarak da isimlendirilir. Peki sinekteki döngü nedir? Sporogonidir. Neden? Çünkü sporozoitler oluşuyor döngünün sonunda. Şizogoni insandaki döngü demektir. Peki sporozoitler insana girdiler. İki temel hedefi bulunuyor. Bir karaciğer, iki eritrosit. İlk hedef hangisidir? Cevap karaciğerdir. O halde çıkmış sınav sorusu. Dikkat. Plasmodium döngüsü sırasında ilk şizogonik çoğalma nerede meydana gelir diye sorarsa, cevap karaciğer şeklinde olacak. İnsanda ilk şizogonik çoğalma karaciğerde meydana gelir sonuç karaciğerde meydana gelen form merozoittir. Merozoitler gider eritrositleri enfekte eder ve eritrositler döngünün sonunda eritrositleri parçalarlar. O halde dikkat İnsanda karaciğerde oluşan eritrositi enfekte eden ve eritrositer döngünün sonunda eritrositleri parçalayan form hangisidir diye sorarsa cevap merozoit form olacak. İşte bu eritrositlerin parçalanmasıyla da tipik sıtma nöbetleri meydana gelir. Gelin bu sefer soruyu tersten soralım. Dikkat soru geliyor. İnsandan sineğe geçen form hangisidir diye sorarsa cevap bu sefer gametositler olacaktır. Bir de ekstra bir formumuz var. Hipnozoid form. O formun özelliği nedir? Her zaman merozoit oluşmuyor karaciğerde. Bazen hipnoz olup uykuya dalıyor. İşte bu formu hipnozoit olarak isimlendiriliyor. Önemi nedir? Yıllar yıllar sonra uyanarak relapslara neden olabiliyorlar. Peki hangi türlerde hipnozoit form meydana gelir? Çıkmış tuz, çıkmış yedir sınav sorusudur. Dikkat! Plazmodium vivax ve dahi plazmodium ovalide meydana gelir. Yani falciparum da meydana gelmez şeklinde. Hadi toparlayalım. 1- Plazmodium falciparum yüksek oranda klorokin direnci gösteriyor. Çok çok önemli, değerli bir bilgi. 48 saatte bir ateş, üşüme, titreme ve benzeri sıtma nöbeti meydana geliyor. Dikkat! Plazmodium falciparum ince yayma örneğinin incelemesinde birden fazla taşlı yüzük formu yani voltman kulaklığı görünümü ve muz şeklindeki gametositler son derece tipiktir. Gelelim plazmodiumların tipik döngüsüne dişi anofel insanı ısırdığında sinekten insana geçen form hangisidir? Cevap sporozoit formudur. Peki aşağıdaki formlardan hangisi hem sivrisinekte hem insanda bulunur? Cevap sporozoid formudur. İlk şizogonik çoğalma karaciğerde meydana gelir. Karaciğerde meydana gelen eritrosit enfekte eden ve eritrositer döngünün sonunda eritrositi parçalayan formu merozoid formudur. İnsandan sivrisineğe geçen form hangisidir? Cevap gametositler şeklinde. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Echinococcus granulosus için doğrudur? Ekinokokus granulosus hatırlayacak olursak kist hidatik etkenimizde arkadaşlar cevap 1, 2, 3 şeklindedir. Ekinokokus granulosus alveolar kist hidatik etkeni olan Echinococcus multilokularisten farklı olarak larvası protoskoleks yapıları içerir. O halde soruda bana protoskoleks içermesinden bahsediyorsa Echinococcus granulosus'u düşüneceğim. Arkadaşlar kist hidratik etkenler için insan ara konaktır. Hadi bir kez daha yazıp çizelim. Diyelim ki ben X paraziti için ana konaksam bende hangi formu oluşur? Cevap yumurta. Bana hangi formu bulaşır? Cevap larva bulaşır. Peki ben Y paraziti için ara konaksam örneğin kist hidratik etkenlerinde bende oluşan formu larvadır bana bulaşan formu da yumurtadır şeklinde. O halde Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis yani kistidetik etkenleri insan ara konakmış. İnsana hangisi bulaşır? Yumurta. İnsanda hangisi oluşur? Cevap larva formu şeklinde olacaktır. Peki tedavisi nedir? Tedavisi primer tedavi cerrahidir. Bununla birlikte medikal tedavide de albendazol tercih edilir. Alveolar kistidetikin başlıca etkeni Echinococcus multilofilaristir. Dolayısıyla yanlıştır granuloz için. Anti-DNP antikorlarının meydana gelebilmesi için DNP yani dinitrofenolü protein taşıyıcı ile birleşmesi gerekiyor. Dinitrofenol için hangisi söylenebilir? Cevap immün yanıtı başlatamayan fakat immün yanıt tarafından tanınan maddedir. Yani haptendir. Hapten'in tanımı hem Tuz'da hem Yedus'ta karşımıza geldi. Bu sefer bir örnek üzerinden sormak istedik arkadaşlar. Şimdi DNP ya da Hapten'in özelliği nedir? Arkadaşlar özetle söylemek gerekirse immun yanıt tarafından tanınır fakat immun yanıtı uyaramaz. Neden? Çünkü çoğunlukla düşük moleküler ağırlığa sahip olması nedeniyle. Peki bir örnek vermek gerekirse bir sivrisineğin var. Bu sivrisineğin bir iğnesi var. Bir de gövdesi var. İğnesi düşük moleküler ağırlığa sahip, immün yanıt tarafından tanınıyor fakat immün yanıtı uyaramıyor. Bu haptendir. Yani sivrisineğin iğnesidir. Peki tanınabilmesi için immün yanıtı kuvvetlendirebilen yüksek moleküler ağırlığa sahip madde hangisi olacak? İmun yanıtı kuvvetlendiren adjuvandır şeklinde. Peki İmmün yanıt yani bağışık yanıt oluşturabilen madde adı üzere immünojendir. Seçenekleri inceleyecek olursak. Yani haptenle adjuvan birleştiğinde immünojen hale gelirler. Özetle sivrisineğin iğnesi haptendir, gövdesi adjuvandır. İkisi birden birleştiğinde immünojen hale gelirler. Bağışık yanıt oluşturabilen madde immünojen maddedir. Bağışık yanıta başlatamayan ama antikor yani immün yanıt tarafından tanınabilen madde haptendir. Bağışık yanıtı arttıran madde adjuvandır. Isıtılınca antijenik özelliğini yitiren madde protein yapıdaki antijenler için doğrudur. Antikor tarafından tanındığı halde T lenfositler tarafından tanınmayan madde. Arkadaşlar hatırlayacak olursak immünojenleri temel olarak iki grupta inceliyorduk. Bir protein yapıda olanlar, iki protein dışı olanlar. Altın kuralım neydi? Proteinler iyi antijen, iyi de proteindi. Peki soru neden proteinler iyi antijendir? Çünkü hem T lenfosit hem B lenfosit her ikisini birden uyarabilirler. Protein dışı olanlarsa sadece B lenfositleri uyarabilirler. Arkadaşlar altın değerinde yine bir diğer kuralımız B lenfositlerin gerçek manada aktive olabilmeleri, plazma hücrelerine dönüşebilmeleri ve immünoglobulin M dışı antikorları da yani immünoglobulin E'yi, A'yı, G'yi de üretebilmeleri için Muhakkak T lenfositlerin B lenfositlere yardımcı olması yani T lenfosit yüzeyindeki CD40 ligandla B lenfosit yüzeyindeki CD40'ın etkileşmesi gerekmektedir. Sonuç bu da B lenfositler için sekonder ses sinyallerini oluşturur. Çeşitli stokinler salıverilir. B lenfositler plazma hücrelerine dönüşür ve anahtar immün globulin M'den immün globulin E'ye A'ya G'ye de dönüştürülmüş olur. O halde B lenfositlerin gücü tek başına IgM tipi antikorları üretmeye yeterken T lenfositlerle CD40-40 ligand etkileşimi meydana gelmesi sonucunda anahtar M'den E'ye A'ya G'ye yani M dışı antikorlara da çevrilmiş olur. O halde sadece B lenfositleri uyarabilen hangisidir? Protein dışı antijenlerdir protein yapıdaki antijenler hem T hem B lenfositleri uyarabiliyorlar. Antibiyotik ve direnç mekanizması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Cevap trimetoprim dihidropitiyotarat sentetazda yapı değişikliği yanlış bir ifadedir. Arkadaşlar folik asit sentezinde iki kritik basamak bulunuyor bizim açımızdan. Dihidropitiyotarat sentetaz ve dihidrofolat redüktaz. Dihidrofolat redüktazı bloke eden trimetoprimdir dihidropiteotarat sentetazı bloke edense sülfonamitler şeklindedir. O halde trimetoprim direnci için dihidrofolat redüktazda yapı değişikliği şarttır. Dihidropiteotarat sentetazdaki yapı değişikliği sülfonamit direnciyle ilişkilidir. Diğer seçenekleri inceleyelim. Soru komisin etki mekanizması neydi? Cevap peptidoglikanın son iki peptidi olan dealenin dealenin yani dadaya bağlanarak hücre duvar sentezini engeller. Şayet enterokok ya da stafayruz farklı pentapeptit öncülleri sentezlerse yani de alenin d alenin yerine de alenin de laktat de alenin de serin ve benzeri farklı pentapeptit öncülleri sentezlerse vancomisin yani glikopeptit yapılı antibiyotikler buraya gelip bağlanamazlar. Güzel sorudur. Tetrasiklin aktif efluks sistemiyle hücre dışına gönderilir. Arkadaşlar ben size aktif efluks deyince tetrasiklin tetrasiklin deyince de aktif efluks sistemini muhakkak bileceğiz. Ne demektir aktif efluks sistemi? Diyelim ki şu benim tetrasiklin antibiyotiğim hücreye girdi. Hücrede bunu ATP bağımlı mekanizmayla hücre dışına gönderiyor. İşte bu metot aktif efluks sistemi olarak isimlendirilir. Tetrasiklin direncinin başlıca sorumlusudur. Makrolit direnci çıkmış tuz sınav sorusudur. 23 este mutasyon, metilasyon sonucu meydana gelir. Makrolit direnci arkadaşlar. Aminoglikozit ve de kloranfenikol asetil transferaz ile ilacın inaktivasyonu şeklinde yine doğru bir ifadedir. Defalarca çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Arkadaşlar şu 3 antibiyotik betalaktam, aminoglikozit ve de kloranfenikol en sık direnç gelişim mekanizması inaktive edici enzimin sentezidir. Inaktive edici enzim yani parçalayıcı enzim betalaktam için betalaktamazdır. Aminoglikozit ve da kloranfenikol içinde asetil transferazdır bilinecek şeklinde. Evet bu soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.